Sizinle İngilizce eğitimi konusunda kolejleri ele alacağız. Yani açıkçası temelde söyleyeceğim şey şu olacak. Kolej var, kolej var. Yani çok iyileri de var, çok kötüleri de var. Burada hem mesela benim sahadan, velilerimizle görüşmelerden elde ettiğim tecrübelerden, örnek vakalardan bahsedeceğim. Hem de birkaç tane önemli noktayı ele alacağız. Kolejler ve İngilizce eğitimi diyerek başlayalım. Şimdi açıkçası eğitim seviyeleri çok ama çok farklı olabiliyor. Yani diyelim ki kolej dedik, A koleji, B koleji. Fiyatları da birbiriyle çok yakın olabiliyor. Tabii çok astronomik farklar da var. Onun da farkındayım ama eğitim kadrosuna göre, yani eğitmen kadrosuna göre, kurum geleneğine, tarihine göre çok ciddi eğitim farkları oluşabiliyor. Mesela hani adı olup ücreti de gerçekten çok yüksek olup o kolejlerden çıkan öğrenciler, tanıdıklar diyelim var ve İngilizce ile alakalı ciddi sıkıntıları var. Yani hani o kadar yatırım yapılmışken, o kadar reklamı yapılan bir kuruma gidilmişken daha iyi sonuç belki beklersiniz ama beklentilerin altında. Ya da belki çok adı duyulmamış ama gerçekten işini idealist kadrolarla yapan kurumlar, yerler var. Oralardan da beklediğinizin çok üstünde sonuçlar gelebiliyor. O yüzden veliler olarak, aileler olarak bu konuda ciddi bir yatırım yapacaksanız ince eleyip sık dokumakta muhakkak fayda var. Mezun olan öğrencileri görmek de mümkünse onların tecrübelerini dinlemek de fayda var. Mesela şimdi geçen yazlardan bir örnek vaka geldi aklıma bu dersi hazırlarken. Şimdi bir aileyle görüşmüştük ofiste. Üniversite diyelim çocukları başlamış. Hazırlık sınıfını okumuş. Hazırlıkta da kalmış diyelim hazırlık sınıfı sonrasında. Sonra da aile şunun şokunu yaşamıştı. Hani bana geldiklerinde konuşurken şöyle bir diyalog geçmişti. Hocam hani oğlumuz hep kolejlerde okudu. Hani İngilizcesi çok iyiydi ama hazırlık sınavını geçemedi. Şimdi burada işte biraz ailelerin acı gerçeklerle yüzleşme safhası devreye giriyor. Şimdi şöyle düşünün. Ailenin gözünden baktığınızda işte çocukları işte lisede, ilkokulda bir kolej eğitimi almış. Çok ciddi bir yatırım yapılmış. Sonra bir de İngilizce hazırlık sınıfı okunmuş bir yıl. Buna rağmen sınav geçilememiş. Aslında çok da geçilemeyecek zor bir sınav değil. O kadar yatırımın ardından. Aile de tabii bunun şokunu yaşıyor. Çünkü hani onların zihninde her şeyin tamam olması lazım. Hani bu kadar yatırım yapılmış böyle diyelim bilinen belki bir kurumda eğitim almış o çocuk yıllarca ama geçememiş. Şimdi buradaki temel sıkıntı şu. Veliler genellikle hani özel olarak İngilizce ile alakalı değillerse ya da kendi İngilizce seviyeleri çok iyi değilse veliler genel olarak hani çocuklarının aldıkları eğitimin kalitesini, niteliğini tam olarak değerlendirebilecek durumda değil. Çünkü konunun uzmanı değiller. Yani ne kadar iyi bir eğitim alıyor, standartların üstünde mi, altında mı onu değerlendirmek veliler için biraz zor oluyor. Hani bu durumda da biraz daha iş reklama, birazcık daha ne diyelim belki gerçekçi olmayan verilere kayabiliyor. Maalesef böyle vakalar yaşıyoruz. Yani hem bir öğrenci olarak hem veliler olarak bunları göz önünde bulundurmakta muhakkak fayda var. Öte yandan Türkiye'de çok iyi İngilizce eğitimi almak da mümkün. Bazen dersler çekince yorumlarda görüyorum hocam Türkiye'de İngilizce öğrenilir mi? Nasıl olacak? Ne olacak? Türkiye'de kusursuz mükemmel seviyede İngilizce eğitimi almak mümkün. Ama doğru yerde, doğru insanlarla çalışıyor olmanız lazım. Doğru belki kurumlarda olmanız lazım. Ama Türkiye'de öte yandan çok kötü eğitim almak da mümkün. Hani bizde vardır ya Türkçe'de bir söz vardır. Hani paramızla rezil olduk. Hani gerçekten çok belki ciddi paralar harcayıp, çok ciddi zaman, emek harcayıp sonuç alamamak da mümkün. Ya da şöyle bir versiyon da var. Efendim ben bunun parasını verdim, kesin sonuç alırım. Parayı vermek de sadece yeterli değil. Siz bir işe yatırım yaptığınızda ve ortaya gereken emeği koymazsanız, hani size verilen kaynakları, programı uygulamazsanız tabii orada da sonuç almak mümkün değil. Ama Türkiye'de gerçekten dünya standartlarında İngilizce eğitimi almak, dünyayla yarışmak da mümkün. Şimdi burada mesela benim son dönemlerde özellikle dikkatimi çeken bir örnek paylaşacağım Robert Kolejinden. Şimdi bazen ben derslerde, videolarda örnek verdiğimde hocam bizim kurumdan bahsetmemişsiniz, bizi anlatmamışsınız gibi serzenişler geliyor.
Elbette şunun farkındayım. Yani farklı illerde, ilçelerde, farklı bölgelerde çok iyi okullar var. Şimdi hepsini tek tek inceleyip saymak mümkün değil ama benim hani özel olarak gördüğüm, çalıştığım, bildiğim şeyleri size anlatmam daha kolay. Mesela Robert Koleji hani Türkiye'nin en köklü kolejlerinden, liselerinden bir tanesi ve Robert Koleji'nde yani hazırlık sınıfında ve sonraki yıllarda verilen İngilizce öğrencileri benim gördüğüm kadarıyla dünya standartlarında yetiştiriyor. Yani pek çok üniversite öğrencisinin bırakın hazırlık sınıfını belki lisansta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yılda belki yapmadığı, yazmadığı ödevleri Robert Koleji'nde hazırlıkta birinci, ikinci sınıfta hani lise seviyesinde öğrencilere hazırlatıyorlar. Mesela bir öğrencimle şöyle bir yazı düzelttiğimizi hatırlıyorum. Ödev şuydu, işte bu öğrencim diyelim bir felsefe yazısını zannedersem Descartes olması lazım. Bir makaleyi yazıyı işte İngilizce ağır bir yazı. Bunu ilk önce okuyor, analiz ediyor, baştan sona bitiriyor artık 15-20 sayfa ne kadarsa. Sonra onunla ilgili kendi değerlendirmelerini, eleştirilerini yazan ya da kendi görüşlerini belirten başka bir yazı yazıyordu. Şimdi bunu çoğu zaman üniversite seviyesinde bile bu ödevler belki felsefe 101'de gördüğümüz ödevler değil. Belki 2. 3. sınıf seviyesinde gördüğümüz ödevler. Yani öğrencilerden ciddi beklentiler var. Hani üzerlerinde ciddi bir iş yükü var. Belki zorluyor, belki yıpratıyor öğrencileri ama hani o programı tamamladıklarında, o eğitimi tamamladıklarında gerçekten hani çok zorlu bir maratonu tamamlamış oluyorlar. Pek çok anlamda hem ne olsun düşünsel anlamda, felsefi anlamda, dünyayı tanımak anlamında hani bilgi dağarcıklarını çok geliştirmiş şekilde mezun oluyorlar. Yani hem çok iyi bir İngilizce ortaya çıkıyor hem de çok iyi bir dünya bilgisi ortaya çıkıyor. Tabii bu örneklerden bir tanesi. Yani bunun gibi belki birçok farklı kurum bulabilirsiniz. Hani kimisinin adı duyulmuş oluyor, kimisi sessiz sedasız işine odaklanmış olarak ilerliyor. Bu biraz hani YouTube'da da öyle. Yani burada özetle söylemek istediğim şey şu. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde çok iyi eğitim almak da mümkün, çok kötü eğitim almak da mümkün. Yani mesela dediğim gibi benzer yatırımları yapıp benzer ücretleri ödeyip çok farklı sonuçlar almak da mümkün. Buradaki belirleyici faktörler genellikle bir eğitim kadrosu. Yani o hocalar açıkçası yani iyi bir hoca kötü şartlarda bile öğrenci ilerletiyor. Yani eğitim kadrosu çok önemli, hocalar çok önemli, hocaların nitelikleri, geçmişi çok önemli. Bir de benzer şekilde okulun geçmişi, gelenekleri, tarihi, mezunları bunları değerlendirmek gerçekten çok verimli oluyor. Mesela şimdi burada Robert Koleji'nden bahsettim. Ama öte yandan kendi geçmişime baktığımda ben bir öğretmen lisesi mezunu olarak hani bir devlet okulunda çok iyi bir eğitim alıp ilerlemek hani nasip oldu. Eskiden tabii okul kalitesi şu ana göre belki daha yüksekti. Hani böyle son eğitimde bayağı değişiklikler yaşadık. Ama hani idealist bir kadro olduğunda hani Türkiye'nin küçük bir ilçesinde de ya da Türkiye'nin en büyük şehrinin en belki bilinen ilçesinde de iyi bir eğitim ortamı oluşturmak mümkün. Yani öğrencileri yönlendirmek, ondan sonra öğrencilere ilham vermek ve çok güzel sonuçlar almak mümkün. Evet, benim şu an aklıma gelenler bunlar sevgili arkadaşlar. Yani temelde şu var. Dediğim gibi Türkiye'de çok iyi bir İngilizce eğitimi de mümkün. Çok vasat bir İngilizce eğitimi de mümkün. Eğer böyle bir yoldan gidiyorsanız muhakkak kurumları iyi araştırın. Yani neler vaat edilmiş, mezunların durumu ne, nasıl bir program var, eğitim kadrosu nasıldı? Yani aslında belki de en temel belirleyici faktör o. Fiziki imkanlar belki çok iyi olmayabilir ama eğitim kadrosunun iyi olması gerçekten güzel sonuçlar almaya vesile oluyor. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bunlar sevgili arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.